Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese iyi geceler. C Sharp Console eğitim videolarımızın bugün 6.sını gerçekleştireceğiz. Dün akşam seri bir eğitime yeniden başladığımızı söylemiştim. İnşallah fırsatım oldukça her gece geç saatte de olsa video çekip yükleyip öyle uyumayı planlıyorum. En azından biraz daha şu konsol videolarının sayısını arttıralım. Sözü çok uzatmayalım. Hemen dersimize başlayalım. Açıyorum Visual Studio'yu. Dün ne yapmıştık? Dünkü dersimizde, 5. dersimizde New Project diyeyim ben şöyle. Ne olsun? Karar yapıları olsun. Karar yapıları, if else'den bahsedeceğiz. Dün double değişkenler. Hatırladım. Dün double değişkenlerden bahsetmiştik. Windows Phone Application açtım. Kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum şöyle. Console Application açalım bir tane. New Project kısmına geldim. Console Application karar yapıları. Bakalım Console ve Form'da aynı isim. Aynı isimde sıkıntı yaratıyor. Hani Console veya Form olması bir farklılık doğurmuyormuş. Şöyle karar yapıları iki tane I olsun. Yanında OK dedim. Ve dersimize hızlı bir şekilde giriş yaptık. Nedir karar yapıları? Hemen karar yapıları hakkında birkaç teorik şey söyleyelim. Ondan sonra derse geçelim. Zaten örneklerde çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Basit şeyler çünkü temeli oluşturmaya devam ediyoruz. Karar yapıları algoritma derslerinde bahsetmiştik. If ve else. If neydi? Bir durumu sorgulamak için kullanılan yapılardı. İki tane cevabı vardı. Evet ya da hayır. Ne yapıyorduk? If, eğer diyorduk. Bir tane örnek, ortalama ile ilgili bir örnek vardı. Sanırım algoritma dersinde bu örneği yapmıştık. Ne demiştik? Eğer öğrencinin ortalaması büyük eşitse 50'den öğrenci geçti yazsın. Eğer öğrencinin ortalaması 50'den büyük değilse ya da 50'ye eşit değilse, yani değilse kısmı. Ne diyorum? Eğer öğrencinin ortalaması büyük eşitse 50, sonuç öğrenci geçti. Değilse sonuç eşittir öğrenci kaldı. İşte bunlar karar yapılarımız oluyor bizim. Karar yapıları programlama dillerinin büyük çoğunluğunda if ve else ile ifade ediyor. Bunun dışında farklı komutlarla ifade edilen karar yapısı var mıdır? Mutlaka olacağını düşünüyorum. Neden karar yapısı deniyor buna? Çünkü bir soru soruluyor. Ondan sonra bir karar veriliyor. Hani evet ya da hayır şeklinde. Böyle böyleyse şunu yap, değilse bunu yap. Hani karar yapısı kelimesi oradan çıkıyor. Ne diyoruz mesela? Eğer ortalama büyükse 50'den orada bir kontrol var. Ortalama büyük mü 50? Evetse işte A şıkkındaki işlemi yap. Hayırsa B şıkkındaki işlemi yap şeklinde düşünebilirsiniz. Başlayalım. Şimdi kodlama kısmına geçtiğimiz zaman daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Ben sesi kontrol etmedim ya, inşallah sorun yoktur. Bir bakayım sese. Ses. Tamam, ses gayet iyi. Şimdi bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane önce bir kendimiz isim girelim mesela. Oluşturduğumuz ismi kodlarla karşılaştıralım. Hani şey diyelim. Eğer kodlarla oluşturmuş olduğumuz isim buysa işte bize bir şey yapsın, değilse bir başka şey yapsın şeklinde. Şimdi bu söylediklerimi koda dökeyim. Daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. String isim noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. İsim eşittir ne olsun? İsim eşittir çift tırnak içerisinde Mehmet olsun. İsim eşittir Mehmet dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi diyeceğim ki, ne diyeceğim mesela? If, eğer isim eşit eşitse neye? Şimdi bakın, if'in kullanım şekli nasıl? Şu şekilde. Göstermeden direkt işe daldık. Böyle yapmayalım. Biraz açıklayalım. If diyor. Eğer. İngilizce'deki eğer kelimesinin karşılığı if. Ondan sonra parantezimi açıyorum. Parantez içerisinde sorgu cümlemi yazacağım. Hani ne olmasını, hangi şartın olmasını beklemekteyim. Eğer isim eşit eşitse, atama işlemlerinde tek eşittir kullanılır ama sorgu ifadelerinde çift eşittir kullanılır. Eşit eşit ifadesi onun bir sorgu olduğunu ve karşısındaki değeri ne diyelim, karşılık gelip gelmediğini kontrol ediyor. Eğer isim eşit eşitse ne? Çift tırnak içerisinde Mehmet'e. Neden çift tırnak içerisinde? Çünkü string bir değer yazdım. Eğer isim eşit eşitse Mehmet'e, süslü parantezimi açtım. İndim aşağı, ne diyorum? Console.write parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde doğru isim girişi yazsın.
Şu G harfinde büyük yazalım. Doğru isim girişi yazsın. Ondan sonra noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Peki değilse, else. Else dedim, süslü parantezimi açtım, indim alt satıra. Neden süslü parantezi açıyoruz? Döngülerde, karar yapılarında ilgili sorgunun altındaki durum süslü parantezler arasına yazılır. Süslü parantez kullanmazsanız hata verir mi? Bazı durumlarda vermeyecektir. Bazı durumlarda verecektir. Birbirine karışacak durumlar da olacaktır. Bu yüzden şimdilik kullanmak en sağlıklısı. Ama kullanmayacağımız durumlarda olacak. Else değilse, bak, eğer isim Mehmetse ne yapsın? Şu iki süslü parantez arasındaki işlemi gerçekleştirsin. Değilse çıksın buraya. Bu kez bu alttaki iki süslü parantez arasındaki işlemi gerçekleştirsin. Else console nokta write parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde ne diyelim mesela? Hatalı isim desin. Noktalı virgülümü koydum. İndim alt satırı. Şuraya da bir console nokta read koyalım ki hemen kapanmasın siyah ekranımız. Start dedim. Doğru isim girişi diye bana uyarıyı verdi. Neden? Çünkü ismi ben zaten Mehmet olarak girmiştim. Şimdi şöyle yapalım. İsim Mehmet diyor ya. Ben buraya bir tane daha T koydum. İsim işte ismi Mehmet'e bir kontrolünü yapalım. Bakın burada ne dedi? Hatalı isim dedi. Şimdi direkt yüklendiği için biraz hızlı gelebilir. Biraz hızlı giriş yaptık gibi olabilir. Ama ders ilerledikçe, şimdi ilerleyen dakikalarda örnekleri yaptıkça pekişecek. Birazcık şey lazım. Zaman. Birazcık da pratik lazım. Hemen anlamayı beklemeyen arkadaşlar olabilir. Hani karışık gelebilir. Haklısınız. Dediğim gibi ilk defa gören arkadaşlar olabilir. İlk defa yeni bir yapı öğreniyorsunuz. Bunu öğrenmeniz ve pekiştirmeniz için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Bu zamanda önümüzde de 4 ders planlıyorum. If ve else ile ilgili. Böyle hiç programlama bilmeyen kişilerin anlayacağı şekilde yavaş yavaş örneklerimizi yapacağız. 50 derslik uzunca bir yolculuğumuz var. Sizler de sıkılmadan dersleri seyretmeye devam edin. Bakın isim kısmına ne yazdım? String isim kısmına arkadaşlar. Ben geldim 2 tane T'li Mehmet yazdım. Ama buradaki karşılaştırma kısmında ne dedim? İsim eşittir tek T'li Mehmet mi? Ne yaptı? Tek T'li Mehmet değil. Yani else kısmına gitti. O zaman ne yap dedim else kısmında? Hatalı isim diye bana yazdır dedim. Bana hatalı isim diye bir uyarı ver dedim. Ne yaptı? Benim ekranıma hatalı isim diye çıktımı vermiş oldum. Karar yapılarının girişi bu şekilde olacak. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kullanıcıdan bir tane isim isteyelim ve kullanıcının girdiği isimle bizim kod kısmımızdaki ismi karşılaştıralım. Biraz daha oturacaktır örnekler. File kısmına geliyorum. New project dedim. Console application'ın ne diyelim şöyle. Karar yapıları tire 2 olsun. Karar yapıları dersin ikinci örneği. Console video şey console derslerinin uygulamalarını soran arkadaşlar oluyordu. Onları ben bir ara derleyip gruba atayım arkadaşlar. Zipleyip grubumuza yüklerim. facebook.com/c-dersleri grubundayız. Buradan bütün duyurularımıza, videolarımızın linklerine ve derslerde yaptığımız uygulamalara ulaşabilirsiniz. Şimdi ne diyelim? Bir tane string isim diyelim yine. String isim noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Şimdi ismi nereden alacağız? Şeyden alacağız. Kullanıcıdan alacağız. Klavyeden yani. Önce bir mesaj verelim kullanıcıya. console.write parantez içerisinde çift tırnağımı açtım. Ne diyelim buraya? İsminizi girin. İsminizi girin. İki nokta olsun. Bir tane de boşluk bırakalım. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Şimdi ne yapacağım? İsim için kullanıcıdan bir değer isteyeceğim. Nasıl istiyordum? İsim eşittir. console.readline. Okunan satırdaki değer benim ismim olacak. İsim eşittir. console.readline. Güzel. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi ne yapacağım? Şart ifademi yazacağım. Nasıl yazacağım? Şu şekilde. Yani karar yapımı. Eğer isim eşit eşitse, mesela neye eşit eşit olsun? Klavyeden girilen isim. Baran diyeceğim. İsim eşit eşitse Baran'a. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Eğer isim eşit eşitse Baran'a, bana şöyle bir mesaj yazdırsın. console.write diyelim. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Doğru isim girişi. Doğru isim girişi diye bir mesaj yazdırsın. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Peki isim Baran değilse ne yapsın? Hemen altına iniyorum. Else değilse
Süslü parantezimi açtım. Alt satıra süslü parantez bloğum içindeki komutları bana gerçekleştirsin. Ne yapsın mesela? Console.write parantez içerisinde çift tırnak hatalı isim girişi yaptınız ve sonra 3 tane ünlem koyalım. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra bir alt satıra gelip console.read komutunu unutmayın. Console.read readline diye noktalı virgülümü koydum. Bir satırda boş bırakalım. Şunu şuradan ayırmış olalım. Start dedim. Çalıştırdım. Şimdi isminize girin diyor. Önce bir hatalı giriş yapalım. Baran demeyelim de mesela Ali diyelim. Enter'a bastım. Hatalı isim girişi yaptınız diye bana uyarı verdi. Peki bir de doğrusunu yapalım bakalım. Çalışacak mı? Şöyle kodları da kenarda görün. Baran dedim. Enter'a bastım. Doğru isim girişi dedi. Peki hemen aklınıza şu soru gelebilir. Hocam küçük büyük harf duyarlılığı. Hemen bakalım. Gelin beraber görelim bunun cevabında. Çalıştırdım. Baran'ın B'sini büyük yazacağım. Bakalım doğru çalışacak mı problem. Baran. Enter'a bastım. Hatalı isim girişi yaptınız dedi. Neden? Çünkü burada bir caps lock duyarlılığı var. Büyük küçük harf duyarlılığı yapıyor. Bazı web sitelerine girerken işte kullanıcı adı veya şifrede bu durumu önemser. Nedir? Kullanıcı adı ya da şifredeki işte kendi kullanıcı adınız ya da şifrenizde kullanmış olduğunuz büyük küçük harf de doğru olmalı. Yani büyük harf kullandıysanız büyük harfle, küçük harf kullandıysanız küçük harfle yazmak durumundasınız. Neden? Çünkü bunların ASCII kod tablosundaki karşılığına göre burada işlev yapıyor. Mesela büyük A'nın karşılığı kaçtı? Birinin 65'ti, birinin 90'lardaydı. Şu an hatırlayamıyorum ama char dersine geçtiğimiz zaman o derste gösteririm. Bunu da bir yere not düşün. Char dersine geldiğimiz zaman bu notunuzu da açıp bakabilirsiniz. Not demişken grupta bugün bir arkadaş yazmıştı. Çok beğendim şeyini, yazısını. Videoları seyrederken arkadaşlar küçük küçük notlar alın. Kendinize bir tane kod defteri oluşturun. Kod defterinin çok faydasını görürsünüz. Hani şu an için size uğraştırıcı gelebilir ama peyderpey çalışıp videolarda aralıklı geldiği için çok zamanınızı alacak bir durum değil. Mesela programlamaya yeni başlayan biri için işte bugün ne yaptık? If şartını kullandık, karar yapılarını kullandık, if else dedik. Ondan sonra bir tane klavyeden isim aldırdık ve klavyedeki isim değerini kod kısmındaki isimle karşılaştırdık. Mesela örnek yazın, örnek 2 nokta üstte karar yapıları diye. Ondan sonra altına şunu yazın. Eğer ki fırsatınız varsa size tavsiyem şöyle ekran alıntılarını da alıp, yani ister bunu deftere yazanlar için biraz zor olur ama bilgisayar üzerinde bir Word dokümanı şeklinde kodları tutan arkadaşlar olduğunu da duydum. Eğer Word'de işte bilgisayarda tutuyorsanız ekran alıntılarını da altına alın. Biraz daha akılda kalıcılığı artacaktır. Kod defterinden her zaman yana birisiyim. Güzel. Karar yapıları 2 dedik. Şimdi üçüncü bir örnek. Karar yapıları 3 diyelim. Karar yapıları tire 3. Enter dedim. Karar yapıları 3 dedik. 32 gece falan başladık sanırım. Şu an kaç dakika oldu? 10-11 dakika falan olmuş. Kullanıcıya bir tane soru soralım. Mesela Türkiye'nin başkenti nedir? Eğer kullanıcı Ankara girerse işte tebrikler, doğru bittiniz. Ankara haricinde bir başka şehir girerse o zaman ne yapsın? Yanlış cevap şeklinde bir yazı yazdıralım. Nasıl yapalım? Şöyle. String. Sehir dedim. C# form uygulamalarında yaptığım en temel hatalardan birisi buydu sanırım. Çok fazla Türkçe karakter kullanıyordum. İşte büyük I olsun, Ş harfi olsun, Ü harfi olsun şeklinde. Elinizden geldiğince Türkçe karakterden kaçınmaya çalışın arkadaşlar. Bu biraz daha işin profesyonelliğini artıracaktır. String şehir dedim. Şehir dedikten sonra mesela ne diyelim? Şehir eşittir. Ne olacak? Önce bir şeyden alalım. Ondan sonra if'le sorgulatalım. Tamam. Önce bir console.write diyelim. Console.write parantez içerisinde çift tırnakla Türkiye'nin başkenti neresidir desin. Nokta nokta nokta. 3 tane nokta koyalım. Noktalı bir. Türkiye'nin başkenti neresidir? 2 nokta üst üste. Nokta nokta koymayalım. Eşittir koyalım. Bir de boşluk. Noktalı virgülümü koydum. Şehir eşittir. Console.readline.
Şehir adlı string değerim ne yapacak? Benim gireceğim cevaba karşılık gelecek. Şehir eşittir console.readline. Eğer şehir, girdiğim şehir değeri eşitse ne? İlk harfi büyük olmak üzere Ankara değil. Ankara'ya o zaman süslü parantez açalım. Console.write parantez içerisinde çift tırnak tebrikler desin. Ne desin? Tebrikler. Doğru bildiniz. Doğru bildiniz. Doğru bildiniz çok anlamlı bir cevap olmadı ama doğru cevap olsa biraz daha sağlıklı olurdu sanki. Tebrikler doğru bildiğiniz desin. Else kısmında ne desin? Console.write çift tırnak yanlış cevap desin. Bir de şöyle üzülen surat yapalım. Noktalı virgülümüzü koyduk. Alt satıra indik. Console.read diyelim. Şuraya da readline diyelim. Console.readline dedim. Start dedim ve çalıştırdım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara dedim. Enter'a bastım. Tebrikler doğru bildiğiniz şeklinde ne yaptı? Bana bir yazı yazdırdı. Peki Ankara'nın A'sını küçük yazalım. Hatta öyle yazmayalım da aklınız karışmasın. Şöyle İstanbul diyelim mesela. İstanbul. İstanbul. Enter'a bastım. Yanlış cevap ve üzülme. Üzülen surat simileyi koymuş olduk. Böyle bir uygulama yapmış olduk. Şimdi yavaş yavaş if'in de içine girmeye başlayalım. Örnekler gittikçe kapsamlı bir hale gelecek. Şimdi temelden biz de ilerlemeye devam edelim. Karar yapıları örnek 4. New project yeni bir konsol der örneği. Ne diyelim? Karar yapıları tire 4. Okey dedim. Karar yapıları tire 4 dedim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakın klavyeden girilen sayının tek sayı mı? Tek sayı olsun olmasın ona bu ders geçmeyelim. Gelecek ders geçelim. Bir anda çok yüklenmeyelim. Böyle biraz daha dediğim gibi peyderpey gidelim. Klavyeden girilen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bulan program. Klavyeden girilen sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bulan program. Şu ana kadar mesela karar yapıları 4 dedik. Öğrendiğiniz ilk 3 örnekte bu 4. örneği yapabilmenizi açıkçası bekliyorum sizden. Çünkü çok zor bir örnek değil. Nasıl yapacağız? Bir tane integer değişken tanımlayacağız. Ondan sonra bu integer değişkeni klavyeden girdiğimiz sayıya atayacağız. Ya da tam tersi işte klavyeden girdiğimiz sayı bizim integer değişkenimiz olacak. Ondan sonra bir tane şart yapısı kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer sayı aritmetik işlem büyükse sıfırdan ne diyeceğiz? Pozitif. Küçükse sıfırdan negatif. Sıfırı da ne olarak kabul edelim? Sıfır da matematikte genelde pozitif olarak kabul ediliyor. O yüzden sıfırı da pozitif olarak kabul edelim. O zaman büyüktür demeyelim. Büyük eşitse sıfırdan. Sıfırsa ya da sıfırdan büyükse pozitif olsun. Değilse negatif. Burada hani şey diyenler olabilir. Hocam sıfır pozitif, ne pozitif ne negatif diyenler olabilir. Hani biz burada varsayılan değer olarak pozitif alalım. Int sayı olsun. Noktalı virgülümü koydum. Console nokta write. Console nokta write. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Lütfen sayıyı giriniz. Lütfen sayıyı giriniz. Eşittir dedim. Noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Şimdi ne yapalım? Sayımızı okutalım. Sayı eşittir. Ne yapıyorduk? Önce bir dönüşüm uyguluyorduk. Convert nokta to int 32. En çok kullandığımız integer dönüşüm tipi neydi? 32 idi. Parantez içerisinde neyi convert edeceğim? Console nokta readline. Enter'a bastığım zaman okuduğu değeri convert edeceğim. İndim alt satıra. Güzel sayıyı okuttuk. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir console nokta read diyelim. Readline diyelim. Bir buraya kadar olan kısım çalışıyor. Bakalım lütfen sayıyı giriniz. 25 dedim. Enter'a bastım. Problem yok. Güzel. Çalışıyor. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi karar yapısını uygulayacağım. Eğer sayı büyükse sıfırdan dersem hata verecektir. Neden? Gelin beraber bakalım hataya. Çünkü sen diyor sayı adlı değişkenini int olarak tanımladın. Şu anda diyor sen string olarak kullanmaya çalışıyorsun. Hani eğer string olarak kullanmak istiyorsan bunda bir dönüşüm uygula diyor. Hayır, ben string olarak kullanmak istemiyorum. O zaman ben int olarak kullanmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ben sayı büyük sıfır diyeceğim. Sadece sayı büyük sıfır. Bu kadar.
Peki büyük eşliği nasıl kullanacağız? Şu şekilde aslında hemen girmeyelim de şöyle neyse gösterelim. Sayı büyük eşittir kısmında bu şekilde kullanacağız. Büyüktürün yanına sadece bir tane eşittir koyarak. Şimdilik bu eşittiri görmeyelim. Sadece sayı büyüktür sıfırı kullanalım. Sıfır değerini girdirmeyelim kullanıcıya. Yani şimdilik girmesin. Çünkü kafanız karışsın istemiyorum. Bu büyük eşit, küçük eşit olaylarında ilerleyen derslerde göstereceğim. Süslü parantezimi açtım. Eğer sayı büyükse sıfırdan console.write console.write parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Pozitif tam sayı girdiniz. Noktalı virgülümü koydum. Else yani değilse süslü parantezimi açtım. Console.write parantez içerisinde negatif tam sayı girdiniz. Negatif tam sayı girdiniz desin. Eğer ki yukarıdaki şartı sağlamıyorsa. F5 dedim. Çalıştırdım. Lütfen sayıyı giriniz diyor. 5 dedim. Enter'a bastım. Pozitif tam sayı girdiniz dedi. Demek ki doğru çalışıyor. Peki negatifte de doğru çalışıyor mu? Eksi 5 dedim. Bakın şurada görüyorsunuz bir tire var. Eksi işareti benim. Eksi 5 dedim. Negatif tam sayı girdiniz dedi. Demek ki programım bu kısma kadar doğru bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş mantığının oturmaya başladığını düşünüyorum. Kolay örneklerle gidiyoruz. Oldukça keyifli örnekler bence. Yani aritmetik işlemlerle yapılan örnekler her zaman keyiflidir. İnşallah siz de keyif alıyorsunuzdur. Karar yapıları 5. Dersimizin son örneği olacak. Dersleri çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü C# Form dersleri çok uzundu. Çok yoruluyordum. Yüklemek çok uzun sürüyordu. Mesela bu ders şu an saat kaç? 12:51 geçiyor. Benim bu dersi önce işte videoyu MP4'e çevirmem, ondan sonra YouTube'a yüklemem yaklaşık saat 2'yi bulacaktır. O yüzden dersleri hem de şey açısından da uzun tutmuyorum. Çok fazla sıkılmanızı istemem. Hani biraz daha kısa ve öz dersler olsun ama çözüme yönelik dersler değil. Tam bir ders niteliğinde olsun. Bu şekilde seri eğitimlerimize devam edelim. Şimdi geldik son örneğimize. Son örneğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Klavyeden girilen öğrencinin notunun ortalamasına göre geçip ya da kaldığını bulan program. Nasıl? Şöyle. Önce bir algoritmayı kendi kafamızda kuralım. Benim iki tane değişkene ihtiyacım var. Birincisi birinci sınav değeri, ikincisi ikinci sınav değerini tutsun. Üçüncü bir değişkene daha ihtiyacım olacak. Tam sayı olarak bakalım. Şimdilik ondalıklı sayıları almayalım. Üçüncü değişken de ortalama olsun. Birinci ve ikinci sınavı toplasın, ikiye bölsün ve ortalamayı bulsun. Sonra aşağı ineceğim. Diyeceğim ki eğer ortalama büyükse 50'den öğrenci geçti. Değilse öğrenci kaldı desin. Geçme notuna 50 yapalım. Ne diyelim? Int ile başlayalım. Int. Sınav 1. Virgül. Sınav 2. Virgül. Ortalama. Noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Console. Nokta write. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde diyorum ki birinci sınavınız eşittir desin. Noktalı virgülümü koydum. Sınav 1 eşittir. Convert nokta print32 parantez içerisinde console nokta readline parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Birinci sınavı kullanıcıdan istedik. Şimdi aynı işlemi ikinci sınav için yapalım. Console nokta write parantezimi açıyorum. Çift tırnak. İkinci sınavınız eşittir dedim. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Sınav 2 eşittir. Convert nokta print32 parantez içerisinde console nokta readline. Bu satırı da oku. İndim alt satıra. Güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Önce bir ortalamayı bulalım. Nasıl bulacağım ortalamayı? Şu şekilde. Ortalama eşittir parantez içerisinde sınav 1 artı sınav 2 bölü 2. Şimdi burada parantez kullanmazsak ne olur? Sınav 1 artı şu şekilde bir göstereyim. Şunu silelim. Sınav 1 artı sınav 2 bölü 2 dediğim zaman işlem önceliği çarpma ve bölme olduğu için sınav 2'yi 2'ye bölen çıkan sonucu ne yapar? Sınav 1 ile toplar. O yüzden ne yapıyorum? Parantez kullanıyorum. Console nokta write parantez içerisinde ortalama eşittir desin. Ortalama eşittir. Bir boşluk artı ortalama diyelim. Buraya ortalamayı yazdırsın ve console nokta readline deyip bunu bir okutalım. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı? F5 dedim. Birinci sınavınız 80, ikinci sınavınız 60, ortalama 70. Güzel. Buraya kadar olan kısım çalışıyor. Şimdi geldik işin şart
kısmına. Eğer ortalama büyük eşitse kaçtan 50'den, 50'den büyükse ya da tam 50 ise süslü parantezimi açtım. Console nokta write parantezimi açtım. Öğrenci dersi geçti yazsın. Noktalı virgülümü koydum. Else yani ortalama 50'den büyük değilse ya da 50'ye eşit değilse console nokta write parantez içerisinde çift tırnak öğrenci dersten kaldı desin. Ve noktalı virgülümü koydum. Çalıştıralım. Birinci sınavınız 80, ikinci sınavınız 75 diyelim. Şöyle bana kaç verecek? Normalde 77,5 vermesi lazım. Double olarak tanımlasaydık. Ama int olarak tanımladığımız için direkt 77 olarak verecek. Bu şekilde öğrenci dersi geçti diye bana yazdırdı. Şunları console.write line diyelim. Alt satıra yazdırsın. Şuraya da console.write line yapalım. Şimdi yeniden çalıştıralım. Birinci sınav 20, ikinci sınav 40 olsun. Ortalama 30, öğrenci dersten kaldı. Ortalama burayı console.write line diyelim. Bir de böyle çalıştıralım. 10 ve 40 diyelim. Bu şekilde ortalama eşittir 25. Öğrenci dersten kaldı dedi. Peki tam 50'ye ulaşalım. Bakalım 50 deyince ne olacak? Birinci sınav 60, ikinci sınav 40 olsun. Enter'a bastım. Ortalama 50. Öğrenci dersi geçti. Bir de son olarak 49'a ulaşalım. Birinci sınav 96 olsun. İkinci sınav 2 olsun. Enter dedim. Ortalama 49. Öğrenci dersten kaldı olsun. Bu şekilde uygulamalarımızı tamamladık. 20 dakikayı geçti sanırım ders. Video kaydı şu an hani şey olarak gözükmüyor. Durdurmam lazım kaç dakika olduğunu görmem için. Ama 20 dakikayı geçtiğini düşünüyorum. Dediğim gibi konsol derslerinin başında söylemiştim. Dersler 20 ile 30 dakika arasında sürecek diye. Sözü burada noktalayalım. Karar yapılarına if ve else'ye bu şekilde giriş yapmış olalım. If ve else'nin devamına 7. derste devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. 7. derste görüşmek dileğiyle.